Profesör Doktor Alper Şener normalleşmenin yaşandığı yaz dönemi sonrasında koronavirüse ilgili değerlendirmelerde bulundu. Profesör Doktor Alper Şener yaz aylarında normalleşme dönemi sonrası vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Kış döneminde Kasım ve Aralık aylarında koronavirüs dışında diğer solunum yolu virüslerinin de aktif hale geleceğini de işaret eden Şener, bu dönemde COVID-19 ya da yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış döneminin rahat geçirebileceğini belirtti. Şu anda aslında hem büyük şehirlerde hem de orta ölçekli şehirlerde, küçük şehirler hariç vaka sayılarında ciddi anlamda bir düşüş var. Hem yatan hasta hem ayaktan başvuru hastalarında. Dolayısıyla bu ister istemez hem sağlık çalışanlarının çalışma temposunda rahatlamaya sebep oluyor, hem de vatandaşlarımızda genel bir rahatlamaya sebep oluyor. Aslında bu rahatlama ihtiyacımız var diğer açıdan baktığımız zaman da. Çünkü 2 yıldır çok yoğun devam eden bir hem hastane temposu hem yoğun bakım temposu hem de hastalık temposuyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu yaz dönemini oldukça rahat geçirdik diyebiliriz. Özellikle son 2 aydır ki olan periyodu. Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın geneli BA4, BA5 varyantıyla daha uzun süre boğuşurken bizdeki BA4, BA5 piki daha kısa sürdü. Bu bizim için bir avantaj. Bu avantajı nasıl değerlendireceğiz? Çok iyi bilmiyoruz ya da gözlemleyemiyoruz diyebiliriz. Bir öngörümüz yok. En azından kişisel benim bir öngörüm yok. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle kış dönemi, Kasım-Aralık ayı solunum yolu virüslerinin yeniden aktif hale geçtiği dönem. Dolayısıyla korona dışındaki diğer solunum yolu virüsleri aktif hale geçecek, o kesin. Dolayısıyla buna eşlik eden bir COVID-19 ya da yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış dönemini rahat geçiririz diye düşünüyorum ben. Ama bu bir temenni, bir öngörü değil. Çünkü rakamlara baktığınız zaman onu konfirme edecek, doğrulayacak bir elimizde netleşmiş bir rakam veri yok henüz daha. Dolayısıyla önümüzdeki Kasım ayından sonraki periyotta çok yakın takip edeceğiz. Okulların açılmasıyla illa bir kıpırdanma olacaktır COVID-19 vakalarında. Ama ben bunun çok anormal yüksek seviyelere çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü biz dünyanın geneliyle birlikte BA4, BA5 varyantını aslında atlattık. Piki atlattık. Yeni gelebilecek olası varyantlar yine Omikron alt grupları 2.75 veya 2.75 gibi alt grup varyantlar var. Eğer bu alt grup varyantlar de novo olarak kendiliğinden, kendi virüs havuzumuzdan çıkmaz ya da bir şekilde dışarıdan içeriye girmezse Türkiye kış dönemini rahat atlatır ümidindeyim. Belirli yaş grubu için her halükarda öneriyoruz. Çünkü neden? Bu hastalıktaki oluşan antikorlar aslında atlatsanız dahi, hatırlatma dozu olsanız dahi 70 yaş üstünde kalıcı antikor olmuyor. 50 yaş üstünde de bu antikorlar uzun dönem kalmıyor. Neyi kastediyoruz? Son dozunuzdan bu zamana yandaş hastanızda varsa 4 ile 6 aydan daha uzun zaman geçtiyse mutlaka hatırlatma dozumuz olmamız lazım. Çünkü hatırlatma dozu aslında bir nevi bir yedek parça değişimi gibi düşünmek lazım. O ömrü bitiyor o parçanın yenilenmesi lazım. Bu parçayı yenilemek için de o bir zaman dilimi neticesinde 6. ayı doluysa bu hasta grubunu her halükarda aşılama öneriyoruz. Ümit ederiz bu Kasım-Aralık ayında yeniden bir tırmanışa geçmez. Hepimiz rahat bir yaz geçirdik. İnşallah rahat bir kış geçiririz.